Tüm bu başarıları elde etmek benim en büyük hayalimdi. Ama tabii ki yeni gelecek hayallerimde bu başarımı devam ettirebilmek, genç arkadaşlara örnek olabilmek. Bu sene serbest dalışta da yarışmayı düşünüyorum, derin dalış branşlarında. Hep ilgim olmuştu zaten. Şu anda iyi olacağımı düşünüyorum. Göreceğiz. Akdeniz Plaj Oyunları 3. kere yapılacak şu an. Önceki 2 tanesine de katılmıştım. Çok keyifli bir yarış oluyor. Bizim için çok önemli bir yarış aynı zamanda. Onunla aynı Avrupa Şampiyonası'nda olacağım gibi ona da hazırlanmaya devam edeceğim. Bu takımlarda bu tarz şeylerin olması bence çok daha iyi oluyor. Aynı zamanda benim için de yanımda benimle yarışabilecek bir arkadaşım olması beni daha çok motive ediyor. Antrenmanda kendimizi daha çok zorlayabiliyoruz. Yani limitlerimizin daha üstüne bu şekilde çıkabiliyoruz. Bence avantajlı bir durum hepimiz için. Yani antrenmanlar birbirine tabii ki bazı alanlarda benziyor ama çoğunlukla bizim onlardan biraz daha farklı çalışma sistemlerimiz var. Bu sene daha önce Mayıs ayında İtalya'dan 2 tane sporcu geldi bizimle antrenman yapmaya. Bu sene de şimdi işte bu işte yeni arkadaşımız bize katıldı, Ahmet. Biz tabii çok seviniyoruz bunun için. Yani bize örnek alıyorlar, bizimle yüzmek istiyorlar. Güzel bir şey. Çalışmalar güzel gidiyor. Antrenmanlar şu an hani yani oldukça benim için özellikle çok yoğun geçiyor yani. Hedefim bu sene hem dünya hem Avrupa'da şampiyon olmak istiyorum. Üstüne bir de yeni deneyeceğim yani. İlk defa katılacağım. Apnea'da bir dünya şampiyonluğu istiyorum. Onun dışında şu an Türkiye'deki yani bunlardan önceki tek hedefim sadece derini geçmek. Onun dışında öyle çok bir şeyim yok. Çok zevkli. Çok zevkli yani. Yüzerken hani insanı cidden suya, antrenmana ve yani derece almaya, işte madalyaya daha çok teşvik ediyor. Yüzerken çok eğleniyorum, çok zevk alıyorum. Yani gelmek istemediğim zaman bile sırf onun için gelmek istiyorum yani. Antrenmanlarımız güzel geçiyor. Her zamanki gibi çok yoğun. Ve günden güne geliştiğimi hissediyorum antrenmanlarda. Zaten antrenörüm dereceleri aldığı zaman da o gelişmeyi fark ediyorum. Şu anla antrenörümle kararlaştırdığımız dünya oyunlarına gitmek istiyorum. Ona hazırlanıyorum. En büyük hedefim o. Bir de yurt dışında derece yapmak istiyorum. Çünkü önceki senelerde rakiplerimi gördüm, tarttım. Ona göre çalışıyorum. İnşallah da madalya alacağız. Yani zaten spor yaptığın zaman illaki disiplin oluyor. O yüzden okulda da bir disiplin halinde oluyorsun. Mesela ben teneffüslerde soru çözüyorum. Açığımı kapatmak için diğer arkadaşlarımdan. Antrenmanları da çok sevdiğim için antrenörüm sayesinde zaten sabahleyin gelebiliyorum buralara. Yani antrenmanlarla dersleri bir arada tutmaya çalışsınlar. Özellikle teneffüs aralarında soru çözmeye çalışsınlar, sevdiği dersleri özellikle. Ondan sonra akşamleyin zamanı oldukları zaman ya da hafta sonları ders çalışabilirler ya da benim gibi yolda da yapabilirler. Mesela ben internet üzerinden uygulama ekleyip oradan konu anlatım videoları, testler falan çözüyorum. Öyle yapabilirler. Yoğun geçiyor. Her sabah erken geliyoruz buraya. Bazen çift antrenmanlar da oluyor. Öyle okula birlikte. Normalde 5'te kalkıyorum. Buraya 6'da antrenman başlıyor. 8 gibi bitiyor. Oradan okula gidiyorum. Zor ama bir süre sonra alışıyorsun artık. Disiplin haline geliyor. Alışkanlık oluyor. Dünya şampiyonası var serbest dalışın. Geçen sene ilk 3'ü kaçırmıştım. Bu sene inşallah madalya hedefliyorum. I feel happy with my friend and I feel happy with my friend and I like Istanbul. I see different training from Egypt. Here it's best training. And I hope to make our goals here. We don't have time to training and we don't have a perfect coach because I come here to achieve our goals and achieve new world champion and achieve all my goals. I'm learning a lot of Darren and as a friend and I feel happy. I
because I swim with us, and I like the weather, and I like all of us here. Şimdi önümüzde bu dönemde çok yoğun bir yarış takvimimiz var. Yarış takviminin yoğunluğundan ötürü öncelikle çok sert de bir çalışma planı içindeyiz. Kendimizce çok yoğun bir yol izliyoruz. Önümüzde bir Avrupa şampiyonası, bir dünya şampiyonası, Akdeniz plaj oyunları, yine bir dünya şampiyonası var. Gençlerde ve büyüklerde artık takımımız daha kalabalık, hedeflerimiz daha yüksek oldu. Daha çok hedeflerimiz var. Çünkü artık birçok sporcumuz hedeflerini yüksek tutabiliyor. Daha yüksek hedeflere doğru. İnşallah güzel sonuçlar için bu senede bir önceki senelerde olduğu gibi amacımız, hedefimiz, inancımız altın madalya, bayrağımızı göklere çekebilmek, İstiklal Marşımızı okutabilmek, ülkemize bir gurur yaşatmak için devam ediyoruz çalışmaya. Yani öncelikle 2019'da ilk madalyamızı aldığımızda, ilk büyükler açık yarış madalyamızı aldığımızda evet hedeflerimiz çoktu. Amaçlarımız, en büyük amaçlarımızdan biri de buydu. Bir sporcunun imkansız denilen bir madalyaya ulaşabilmesi artık birçok sporcunun da vizyonunu genişletti. Bununla birlikte de artık sporcularımız ülkemizdeki sporcuya hedeflerini en yükseğe koyabiliyorlar. Ve çok çalışırlarsa, inanırlarsa bunun olacağını da biliyorlar. Şimdi takımımıza baktığımızda aslında güzel bir arkadaşlığın olduğu ama çok da büyük bir rekabetin olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani sporcular önce takımdaki antrenmanlarda birbirlerini geçmeye çalışıyorlar. Aslında birbirlerini geçmeye çalışmaları bir nevi birbirlerine de çok yardım ettiklerini de gösteriyor. Çünkü birbirlerini taşıyorlar. Hep ileri doğru. Sürekli bir ivme kazanıyoruz. Evet bir tatlı bir rekabet var. Ama bize bu rekabet, bu olacak şeyler sonucu güzel yansıyacak diye düşünüyorum. Ve hedefimiz artık kürsülerde bir tek sporcumuzu görmek değil de birden fazla iki sporcumu, üç sporcumuzu yine bir imkansız denileni başararak buna inanıyoruz. Sporcularımızı artık kürsülerde daha çok göreceğimizi, bir kürsüde birden fazla sporcumuzu da göreceğimize inanıyoruz. Peki artık Türkiye ve Türkiye'deki sporcular yurt dışında çok daha büyük saygınlıklar kazandı. Çok daha büyük işlere imza atıyorlar. Belki eskiden gittiğimizde çekinerek, korkarak gittiğimiz yarışlara artık biz gittiğimizde en büyük rakiplerini bizi olarak görüyorlar. Diyorum ya, yurt dışında aldığımız başarılardan sonra yabancı sporcular, eskiden ülkemizdeki sporcular yurt dışına gidip belki antrenman kampları yaparken, yurt dışındaki antrenörlerle çalışırken şu anda bizim ülkemizde bu gururu yaşıyor olmak da ayrı bir mutluluk. Şu anda Mısır'ın bir dünya şampiyonu, bir sporcusu bizim takımımıza geldi. Bu sezonu bizimle geçirecek. İtalya'da bir dünya şampiyonu sporcusu geçen sezon bize antrenman kampı yapmaya geldi. Bunlar insanlar başarılara saygı duyuyor ve burada olmak istiyorlar. Yani ülkemiz çok büyük bir değer ve değeri gitgide artıyor. Bu sporumuz, branşımız da daha büyük değer olmaya başladı. Yabancı ülkelere ev sahipliği yapıyoruz. Sadece yarışlar anlamında değil, artık biz de çalışıp daha da gelişmek için buraya geliyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Öyle güzel şeyler yaşıyoruz ki benim kurucusu olduğum bir kulübün geldiği nokta, bir kızımız eksik burada. Dünya ve Avrupa şampiyonasında 3 kızımız şampiyonluğa yüzüyor. 3 erkek sporcumuz şampiyonluğa yüzüyor. Ve dünya şampiyonasında birbirlerinin rakibi bu kulüpte ve bir bürokrat olarak böyle bir kulübün kurucusu olarak da büyük mutluluk duyduk. Daha da güzeli şu, bu 3 erkek de 3 kız da sadece paletli yüzmede değil, 3 ayrı su sporları branşlarında Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda yüzüyorlar. Bu Türkiye için büyük bir gurur ve bana hem Canberk hocamın hem de sporcularımızın söylediğine göre hedef şuymuş. Kürsüde İstiklal Marşı söylenirken en az orada, en az diyorlar, 2 tane bayrağımız olacak. Ama asıl hedefimiz belki de 3 tane Türk bayrağının altında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında
İstiklal Marşı'mızı okutmak. Sanırım bu bir ilk olacak. Türkiye tarihinde bir ilk olacak inşallah diyoruz. Duamız bu yönde. Derin Toparlak dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Üç ayrı branşta büyüklerde dünya şampiyonu olan dünyada biz yaptığımız araştırmaya göre yanına da biliriz. Dünyadaki tek sporcu ciddi bir lokomotif oldu. Onun sayesinde diğer gençlerimiz de her gün dünya şampiyonuyla yüzersen dünya şampiyonu olmak gibi bir hedefin olması kadar da doğal ve güzel bir şey olamaz. Biz de belediye olarak, Bakırköy Belediyesi olarak böyle bir altyapıya destek verdiğimiz için elbette ki büyük mutluluk duyuyoruz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu gençlerimiz bir günde 15 kilometre antrenman yaparak hazırlanıyorlar. Bisiklete binmiyorlar, taksiye binmiyorlar, koşmuyorlar, yüzerek bu antrenmanı, bu şampiyonaya hazırlanıyorlar. İnanıyoruz ki bu 25. yılında ve Büyük Önder Atatürk'ün ismiyle kurulmuş bu kulüp o kürsüde bize bu manzarayı da yaşatacak diye düşünüyoruz. Tekrar gençlerimizin hepsinin alnından öpüyoruz. Değerli Canberk hocamızı ve tüm kulübümüzü kutluyoruz. Güzel haberlerini heyecanla bekliyoruz.